Vallahi akşam 9'a kadar kalabilirim diyorsanız ne âlâ. Mümkün değil. Küçük bebeğim var. Maalesef şartlarımız böyle. Peki anlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya anneciğim, evi görsen tam mezbelilik. Yani tutturdu buraya adam edeceğim diye. Toprak bu. Tutturdu bu tutturur. Ben onu alt etmesini bilirim. Sözünü geçirdi, benden kurtuldu zannediyor ama pes etmeyeceğim. Ne yapacaksın? Var aklımda bir iki şey. Ama senin yardımın lazım. İş zor değil, becerirsin herhalde. Yalnız çok fazla para veremeyiz ona göre. Olsun, önemli değil. Siz ne yapacağımı gösterin, ben hemen öğrenirim zaten. Sipariş gelince arkadaşlar çiçekleri hazırlarlar. Bu da kurye fişi. Sen adresleri üzerlerine yazıp kuryeye teslim edeceksin. Bu kadar basit. Tamam. Öyle olsun o zaman. Sağ olun. Ben bir evdekileri arayıp haber verebilir miyim? Tabii. Yalnız fazla uzun sürmesin. Buyurun. Afiyet olsun. Bırak, ben yaparım. Yok abla, ben dayanamayacağım. Toprak'la konuşmaya gideceğim. O son bakışı gözümün önünden gitmiyor. Ahmet, gene fevri davranıyorsun. Ya ters teperse? Başka çarem yok abla. Sen bilirsin. Şerif anne, 5 dakika girebilir miyim? Toprak'la konuşmak istiyorum. Tabii ama Toprak yok evde. Öyle mi? Gel, buyur. Gel. Şöyle otur, gel. Kaan, aslanım. Giderken bunu düşürmüşsünüz. Ben üşümesin diye getirmek istedim. Sağ ol evladım. Şeref anne, ben çok ayıp ettim, biliyorum. Toprağı sevdiğimi söylemeyerek çok büyük hata yaptım. Ama söyleyince de işte böyle olacağından korktum. Çocuğum, sen onun kocasısın. Ona sevgini gösterdin diye böyle kendini suçlama. Ya tamam, yani yola arkadaşça çıkmışsınız ama akit akittir. Hem böyle sevgini söyledin diye düzen bozulmaz, daha da sağlam kurulur. Şerif anne, ama Toprağı hayal kırıklığına uğrattım. Ya çocuğum, Toprak seni kocası gibi değil, hala arkadaşı gibi görüyor. Ama
Keşke sen de acele etmeseydin be yavrum. Yani böyle evliliğe bir alışsaydı. Neyse. Gemilerini batırma. Toprak böyle burnunu havaya dikti mi onu indirmesi biraz zaman alır. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi geldi söyledikleriniz. Yoksa ben dünden beri perişan oldum. Böyle harap etme kendini. Bak şimdi Toprak bugün işe başladı ya. Böyle oradan oraya hayhuy vakit geçirecek. Sinirleri de yatışacak. Akşam sen gelir derdini ona anlatırsın. Tamam mı? Şerif anne, evin bayağı işi var. İsterseniz ben bir ucundan tutayım. Ahmet oğlum, az önce ben sana acele etme demedim mi? Ne yapayım, yerimde duramıyorum. Biz de kanla çıkmak üzereydik de... Yani sen de kendini toparla, tamam mı? Tamam Şerif anne, çok teşekkür ederim. Estağfurullah çocuğum. Buyur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.